Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Bugünkü ikinci analizimizin konusu ise Petkim olacak. Bugün malumunuz üzere Twitter üzerinden yapmış olduğum ve zaman zaman da tekrarlamayı düşündüğüm anketimizde en çok analizi istenen hisseler içerisinde birinci Aselsan gelmişti. Aselsan'ın analizini yaptık. Ardından da en çok oy alan hissemiz Petkim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi hisse analizlerini yaparken takas analizlerine çok büyük bir önem veriyorum. Maalesef ki birçok yatırımcı sadece grafiklerde görmüş olduğu çizgilere, çubuklara bakarak fiyatın nereye gideceğini ve neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Ancak bu tahminler genellikle de başarısız oluyor. Oysa ki bu görmüş olduğunuz grafiği şekillendiren takas yapısıdır. Yani takas yapısından kastımız nedir arkadaşlar? Sizler gibi birçok yatırımcıyı, tüm yatırımcıları temsil eden aracı kurumların hareket tarzlarıdır. Onların yaptıkları işlemler sonrasında bu grafikler şekillenmekte, bu çubuklar büyümekte, küçülmekte, yeşil veya kırmızı olmakta. Tabii ki aracı kurumların davranışlarını, alım ve satım kararlarını ise piyasa gelişmeleri etkiliyor durumdadır. Şimdi arkadaşlar, Petkim ile ilgili olarak analizimize başlarken yine takas noktasından başlayacağız. Yani Petkim neden böyle ciddi bir hareket yaşamış? Bakınız şurada çok olağanüstü bir gerileme yaşamış. Tabii ki burada yabancı satışlarının çok büyük rolü var. Piyasa şartlarının çok büyük rolü var. Bu haftalık grafiğimizde arkadaşlar, hatırlatmış olayım. Ve arkasından da çok sert bir yükseliş yaşamış. Arkadaşlar, biz bu tarz yükselişlere U tipi yükseliş diyoruz. Urfa'nın U'su, U tipi yükseliş diyoruz. Yani çok sert bir açıyla düşüş olmuş. Tabanda bir miktar oyalanma yaşamış ve arkasından aynı sertlikte bu yükseliş yaşanmış. Eğer yükseliş kademeli olarak yaklaşık 45 derecelik bir açıyla düşüş gerçekleşip yine aynı şekilde sert bir şekilde aynı açıyla şu şekilde bir yükseliş olsaydı ise buna V tipi yükseliş diyecektik. U tipi yükselişler arkadaşlar biraz tehlikelidir. Çünkü sert düşüşün ardından gelen sert tepki ve şu düşüşten korkan yatırımcılar şu yükselişte bir miktar tedbir alma ihtiyacını hissederler. Nitekim bu ihtiyaç da hissedilmiş. Gördüğünüz gibi şu seviyelerden başlayan, yani 7-14'lerden başlayan geri çekilme 4 seviyelerine, hatta 3.80 seviyelerine kadar devam ettikten sonra çok sert bir tepki başlıyor ve bu tepki 6.44'lere kadar gidiyor. Ondan sonra ise tekrardan 3 hafta önce 4.78 seviyelerine kadar gevşiyor ve son 3 haftadır ise Petkim'de bir tepki eğiliminin olduğunu, bu tepkiye bağlı olarak da yatırımcıların yoğun olarak ilgisini çektiğini söylemek mümkün. Sevgili arkadaşlar, Petkim konusunda son dönemlerde çok fazla yorumlar ve analizler yapılmakta. Petkim için çok farklı hedefler çizilmekte. Evet, Petkim güçlü bir şirket. Ülkemizin çok güçlü sanayi kuruluşlarından birisi. Ancak bildiğiniz gibi bir hissenin veya bir şirketin çok güçlü olması, yapısının çok sağlam olması, çok iyi bilançolar açıklıyor olması bu hissenin uçup kaçıp da çok olağanüstü seviyelere gitmesi anlamına gelmiyor, piyasa koşullarında etkileniyor. Tam da piyasa koşulları demiş iken, Petkim'de son 3 haftalık hareketliliği başlatan önemli bir faktör var arkadaşlar. Ben tekrar söylüyorum, takas analiziyle konuya başladım ve işin içerisine birazcık da temel faktörleri sokmak durumundayım. Çünkü bu temel faktörlerin etkisiyle yatırımcıların ve büyük yatırımcıların ilgisini son günlerde Petkim'in çektiğini gördük. Arkadaşlar, herhalde basından okuyorsunuzdur veya takip ediyorsunuzdur. Brent Petrol, dünya genelinde itibar gören bir petrol birimidir. Ve bu petrol fiyatlarındaki inişler ve çıkışlar dünya ekonomisi üzerinde önemli etkiler sağlamakta. Enflasyon oranlarının yükselişi veya düşüşü hususunda baz alınan kriterlerden birisi olarak kabul edilmekte ve tabii ki petrol üretimi vesaire gibi bu konuyu tetikleyen farklı farklı faktörler de bu bileşen içerisinde değerlendirilmekte. Son dönemlerde 85 dolarlardan başlayan ve 60 dolar aşağısını dahi gören bir Brent petrol fiyatına tanık olduk. Brent petroldeki geri çekilme, arkadaşlar Brent petroldeki geri çekilme, Petkim gibi kimyevi maddeleri ham madde olarak kullanmakta olan sektörler için çok önemli bir faktördür. Yani Petkim'in petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler nedeniyle
maliyetleri azalıyor. Azalan maliyetler ise elbette ki karlılığını artıracak ve bilançosunu yükseltecek bir faktör konumundadır. Petkim şu anda özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin yarattığı veya yaratabileceği girdilerinin veyahut da maliyetlerinin düşebileceği, masraflarının azalabileceği bir sebep olarak algılanmakta. Şimdi arkadaşlar, tabii ki bu unsura bağlı olarak bir başka durumda Suudi Arabistan'ın son dönemlerde günlük 11 milyon varil olan petrol üretimini 11.3 milyon varili çıkarmış olması. Yani petrol arzında bir artış var. Petrol piyasaya oldukça bol miktarda veriliyor ve tabii ki arz fazla olduğu zaman da fiyatının biraz düşmesi de makul olabilecektir. Bir diğer unsur da Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya petrolü üretimindeki artışlarda dünya genelinde bir petrol bolluğu, petrol arz bolluğu yaratıyor. Bu arzın bolluğu ise petrol fiyatlarında bir gerilemeye sebep oldu. Tabii ki petrol fiyatlarındaki gerileme de bir başka unsuru tetikledi. Fed'in faiz artırımlarına enflasyonda bir düşüş, bir gerileme olabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak bir gerileme olabilir düşüncesiyle faiz artırımlarına mola verebileceği düşüncesi de gündeme gelmiş oldu. Ve dolardaki düşüş etkenlerine kadar bu tabloyu, bu zinciri uzatmak mümkündür. Arkadaşlar, konumuz Petkim olduğu için ve petrol fiyatlarındaki gerileme ile alakalı bir yükseliş yaşanıyor olduğu için, zira endekste çok mükemmel bir hareketlilik yok, endeks tarafından tetiklenen bir gelişme yok. O halde petrol fiyatlarını ön plana çıkarmak durumundayız. Petrol fiyatları ile ilgili önümüzdeki takvimi çok iyi bilmeliyiz arkadaşlar. Önümüzdeki takvim nedir? Petrol fiyatlarında gerileme devam eder mi? Yoksa 85 dolardan 60 doların da aşağısına görmüş olan bir petrol fiyatları bir tepki bulup da bir yükseliş eğilimine girer mi? Doğal olarak böyle bir yükseliş eğilimi söz konusu olursa, petrol fiyatlarında bir tepki olursa Petkim için olumlu olmayacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Zira son yükselişin sebebini petrol fiyatlarına bağladık. Şimdi arkadaşlar, petrol fiyatlarıyla ilgili olarak önümüzde iki önemli tarih bulunuyor. Bu iki tarihi çok iyi incelememiz ve çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Birincisi, 30 Kasım tarihinde G20 zirvesi yapılacak arkadaşlar. Dünyanın gelişmiş 20 ülkesinin ekonomilerinin masaya yatırılacağı veya ekonomik kurmaylarının birlikte bir takım kararlara varacakları, görüşmeler yapacakları ve ileriye yönelik beklentilerini gündeme getirecekleri ve ilişkilerini tabii ki gündeme getirecekleri önemli bir toplantı olacak. Bu toplantıda tabii ki petrol fiyatlarının gerileme eğilimiyle ilgili olarak konuşulacak çok şey olacak ve bu konuşulacaklar arasında petrol üretimindeki bu arz yüksekliğinin veya fazlalığının devam edip etmemesi yönündeki görüşler olacak. Farklı kararlar alınacak. Belki üretim kısılacak veya bilemiyorum ne tür kararlar çıkacak ama bu konunun mutlaka masaya yatırılacağını, petrol fiyatlarına yönelik bir takım açıklamaların yapılacağını ve kararların alacağını dikkate almakla beklemek gerekiyor. Bir diğer husus arkadaşlar, G20 zirvesi aynı zamanda Amerika ile Çin'in de birlikte masaya oturacakları veya aralarındaki ticari problemleri, ticari savaş meselesini gündeme alacakları bir toplantı özelliğinde olduğu için genel küresel koşullar itibariyle de farklı bir anlam taşıyor. Evet arkadaşlar, 30 Kasım tarihinde başlayacak olan G20 zirvesi ve petrol konusuyla alınacak olan kararlar, konuşulacak olan mevzular önemli olacaktır. Bu bir. İkincisi, 6 Aralık tarihinde. Yani bir hafta sonra 6 Aralık tarihinde ise OPEC, petrol ihraç eden ülkeler toplantısı kurulu toplanacak ve onlar da bir takım kararlar almaya çalışacaklar. En azından üretim miktarının bu seviyede bol ve fazla bir şekilde devamı mı sürecek yoksa üretimde bir kısıtlama mı olacak? Petrol fiyatlarını dengelemek bakımından ekstra bir takım kararlar mı olacak? İşte arkadaşlar, 30 Kasım ve de 6 Aralık, özellikle 6 Aralık tarihindeki OPEC toplantısı petrolün gidişatıyla ilgili olarak bir yön tayini, bir yön tahmini konusunda bizler için çok önemli ve bunun paralelinde eğer petrol fiyatlarındaki gerileme eğilimi devam edecekse,
bu gerileme eğilimini durduracak bir karar alınmayacaksa, alınamayacaksa, bu durumda Petkim'deki yükseliş eğiliminin de bu konu paralelinde, bu konu odağında bekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Petkim'in özel durumunu bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim takas durumundaki son gelişmelerin neler olduğunu. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi şu bölgeleri anlatmıyorum. Bunlar yaşandı, bitti ve geçti. Son dönemde Petkim'de başlayan bir hareketlilik var. 12 Kasım haftasında bu hareketlilik başlamış ve 4.78 en düşük seviye görüldükten sonra bu hareketlilik başlamış. Yani 12 Kasım haftasında 4.78 seviyesi en düşük görülmüş ve o hafta 14'ünde 15'inde 5.08 ile kapanmış. Biz 12 Kasım tarihinde Petkim'in takas durumuna bakalım arkadaşlar. Niye 12 Kasım tarihindeki takas durumuna bakıyorum? Çünkü bu tarihten sonra bir yükseliş başlamış. Bu yükselişi kim force etmiş? Kim tetiklemiş? Bunu tespit etmeye çalışacağım. Bunu tespit edersem Petkim'de olası bir düşüş yaşanmaya başlandığı zaman acaba bu alan kurumlar mı satıyor yoksa satışına sebep olan başka bir etken mi var diye en azından bir yorum yapma, bir irdeleme yapma şansım olacak. Şimdi arkadaşlar dönüyorum tekrar takas tabloma ve 12 Kasım tarihi itibarıyla arkadaşlar City Yabancı'nın 193 milyon lot malı varmış ve bu miktardaki malı Petkim için %23.90'lık bir takas payını temsil ediyormuş. Deutsche Yabancı'nın ise 113 milyon civarında bir malı var ve %14.05'lik bir payının olduğunu görmekteyim. Şimdi de arkadaşlar son takas tablosunu getireyim ve bu ikisini birlikte mukayese etmeye çalışalım. Aradaki farkı anlamaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, ayın 12'sinde 12 Kasım tarihinde Petkim'de 5 civarında veya 5 aşağısından başlayan hareketliliğin başladığı tarihte bu şekilde bir takas tablosu var iken bugün itibariyle takas tablosunda City Yabancı'nın %25.10 oranında payının olduğunu görmekteyim. Yani %23.90'dan %25.10'a yaklaşık %1.2 gibi bir pozisyon artışını görüyorum. Birinci konumda 193 milyon malı varken şu anda 202 milyon malı var. Yani 9 milyon lot, 10 milyon lot civarında Petkim'de City Yabancı'nın alım yapmak suretiyle hissedeki hareketliliğe önemli bir sebep olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Deutsche Yabancı'ya bakıyorum arkadaşlar. Takas ikincisi konumunda ilk 5 kurum bazında. Deutsche Yabancı'nın ise ayın 12'sinde 12 Kasım tarihinde %14.05'lik payı varken bu miktar %16.28'e çıkmış ve elindeki mal miktarı 113 milyondan 131 milyona çıkmış. Yani 18 milyon civarında takasında bir artış yaşanmış. Deutsche Yabancı'nın takasında yaşanan artışın 18 milyon olması takas liderinden daha da fazla olduğu sonucunu ortaya çıkarmakta. Bu süre içerisinde arkadaşlar Deutsche Yabancı ve City Yabancı genel olarak kimden alım yapmış? Bakıyorum garanti 13.38'lik bir orana sahipken 12.27'ye düşmüş. Efendim iş yatırım 11.38'den 11.28'e düşmüş. Ve gördüğünüz gibi diğer kurumlar bazında 5 kurumun haricindeki diğer kurumların %31'lik payı varken bu da %29'a düşmüş. O halde City Yabancı ve Deutsche ilk 5 kurum dışındaki farklı kurumların ki bizim küçük yatırımcı diye adlandırdığımız kesimin sattığı malların bir kısmını aldığı gibi takas sıralamasında 3. sırada yer alan garanti yatırımında satışlarından önemli bir miktarını karşılamış durumda. O halde arkadaşlar City Yabancı ve Deutsche'nin önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Bir de şuradan bakalım isterseniz arkadaşlar. Hisse tarihsel diyelim ve ayın 12'si ile bugün arasındaki kurumların neler yaptığını görmeye çalışalım. Lot farkını alıcılar lehinde değerlendiriyorum arkadaşlar. Veya şuradan daha pratik bir şekilde de görebilirim. Direkt ben yabancıları seçmek kaydıyla da sonuca ulaşabilirim. Tablom çok kalabalık olmasın. Gördüğünüz gibi ayın 12'si ile 27'si arasındaki 15 günlük süreçte Deutsche Yabancı'nın 17.8 ki biz az önce 18 milyon demiştik yuvarlak olarak. City Yabancı'nın da 9.478 evet 10 milyon lot civarında. Yani 18 artı 10 28 milyon lot civarında yabancının Petkim'e yönelik bir ilgisi olduğunu görmüş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar
Petkim'e yabancının ilgisi var. Ha, bu arada bir hususu daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Petrol fiyatlarının çok etkili olduğunu ifade etmiştim. Petrol fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini de vurguladım. Ve dikkat ediniz, bugün Petkim'de bir düşüş eğilimi var. %2.3'lük bir düşüş yaşanmış. Bu düşüş teknik sebeplerden kaynaklanabilir. Bu ayrı bir husus. Fakat Petkim'de yaşanmış olan bu düşüşün petrol fiyatlarıyla ilgisi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Çünkü arkadaşlar bugün petrol fiyatlarında ufak da olsa bir kıpırdanma başladı. Yukarı yönlü bir eğilim, bir sanki 60 seviyesinin aşağısını gördükten sonra bir tepki başlatacakmış gibi bir görünüm oluştu. İşte oluşan bu görünüm yükselişe sebep olan etkeni bir şekilde olumsuz yönde etkilemiş oldu. Petrol fiyatlarında düşüş yerini yükselişe bırakacak olur ise Petkim'in de bundan olumsuz etkilenebileceğini hesaplara katmak zorundayız. Ha bugünlerde Petkim özelinde çok özel başka bir haber çıkar da petrol fiyatlarının yaratmış olduğu etkileşimin önüne bu sebep gelebilir. O ayrı bir hususu. Biz var olanı tespit etmek ve elimizdeki mevcut donelere göre hareket etmek durumundayız. Arkadaşlar takas konusuyla ilgili olarak teknik duruma geçmeden önce takas durumuyla ilgili olarak bugün neler olduğuna bir bakalım isterseniz. Petkim'de bugünkü düşüş sürecinde %2.3'lük bir düşüş yaşanmıştı. Bu düşüşe etken olan kurumlar kimlermiş diye bakalım arkadaşlar. Çok affedersiniz. Yapı Kredi Yatırım'ın 2.7 milyonluk bir satışı olmuş. Merrill Lynch'in 1 milyon 156 bin satışı olmuş. Garantiye 1125 ve kreditin önemsiz bir miktarda bir satışını görüyorum. İş Yatırım takas sıralamasında yer alan bir kurumdu. Az önceki açıklamalarımı hatırlıyorsanız. Burada ise bir miktar alım var. Evet, Petkim bugün günü satış baskısıyla geçirmiş. Ve ağırlıklı olarak Yapı Kredi Yatırım'ın satışı var. Bu satışın içerisinde yabancının eli kolu var mıdır arkadaşlar? Bunu şu anda bilmiyoruz. Bazen yabancı kurumlar başka kurumlara belli bir miktarda ordinolar göndermek kaydıyla benim lehime, benim adıma şu miktardaki malı şu fiyat aralığında sat diyebiliyorlar. Belki de bunun 3-5 gün sonra, birkaç gün sonra görme şansımız olabilir. Belki de City Yabancı veya bir başka yabancı kurum Yapı Kredi'ye atıyorum 3 milyon lotluk bir talimat gönderdi, bir ordino gönderdi. Şu fiyat aralığından 3 milyon lot malımı sat. Ben direkt satıcı görünmek istemiyorum demiş de olabilir. Şimdi arkadaşlar ama genel olarak baktığımız zaman bugün Petkim hissesinde petrol fiyatlarındaki ufak tefek hareketlenmenin yaratmış olduğu bir ivmelenmeyle 5 milyon 385 bin lot ilk 5 kurum bazında satıcı varmış. Alıcılar ise 3 milyon 256 bin civarındaymış. Yani 2 milyon lot civarında ilk 5 kurum bazında Petkim'de bir çıkış yaşanmış. Şimdi arkadaşlar gelelim teknik detaylara. Tekrardan haftalık grafiğe dönelim arkadaşlar. Şimdi Petkim için arkadaşlar önce bir Fibonacci grafiği çizelim. Bu Fibonacci grafiğini sizlere eğer Matrix programı kullanıyorsanız ve çizim yaparken hassas noktaları yakalamakta zorlanıyorsanız veya en doğru, en net hangi fiyat aralığını almam gerekiyor şeklinde kararsız kalıyorsanız kendinize bir tepe ve dip noktası tespit edin. Yani anlamlı, gözünüze bariz gelebilen bir tepe ve dip noktası tespit edin ve şuradaki bar aralığını hesap edin. Yani tepe ve dip arasında 20 bar mı var, 30 bar mı var, her neyse bunu tespit ettikten sonra bu araçlar bölümüne gelmek kaydıyla şurada otomatik çizim yapabileceğiniz hassas noktaları otomatik olarak tespit edip yakalayabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. İlk bölümden otomatik trend çizebilirsiniz, otomatik fibo çizebilirsiniz, otomatik impulse çizebilirsiniz. Otomatik fibo çizmek istiyorum ben ve şu anda görmüş olduğum anlamlı düşük ve yüksek seviyeler birincisi şuradaki dip nokta. Ve bu dip noktadan gelen yükseliş noktası burası. Bir başka çizim tarzı olarak da zirve noktayla şu dip noktayı da alabilirim. Şimdi ikisini de farklı farklı çizeceğim. Aradaki farkı görelim ve nasıl yorumlayacağımıza karar verelim. Şimdi arkadaşlar ben şu diple şuradaki tepe arasındaki bağlantıyı dikkate alarak bu noktaları referans alarak bir Fibonacci çizmek istiyorum. Ve şurada yaklaşık 25 bar civarında bir aralık söz konusu. O halde ben burada bar sayısını 25 dersem evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en dip noktayı da
İstediğim en yüksek noktayı da, bakınız istediğim en yüksek noktayı da yakalamış durumda. Şimdi arkadaşlar Fibonacci çizimim otomatik olarak gerçekleşti ve bu çizime bağlı olarak görebildiğim net bir durum var arkadaşlar. Petkim hissemiz %50 noktası olan 5.12 seviyesinde sıkıntılar yaşamış. Şu bölgeden %38.2'ye denk gelen 5.44'ten gelen düşüş devam ediyor ve buradan bu bölgeden önce bir tepki buluyor. Arkasından bu seviyeyi direnç olarak görüyor. Ama hızlı bir şekilde bu direnci de aşıp bir sonraki direncine kadar gitmiş olmasına rağmen tekrardan net bir düşüş eğilimiyle en alttaki şurada görmüş olduğunuz Fibo desteğine kadar geriliyor. O halde benim için Petkim'de en çok üstüne ve aşağısına indiği, yani etrafında en çok gezindiği direnç noktaları zorlu dirençler olarak düşünebileceği noktalardır. Şimdi şuradaki zorlu direnç noktasını aşmış. Yani birkaç defa üstüne çıkmış, tekrardan aşağısına inmiş. Sonra tekrardan bir alt noktayı test etmek durumunda kalmış. Ve sonuç itibariyle şuradaki %50 Fibonacci direncine denk gelen 5.12 seviyesini aştıktan sonra yönünü bir sonraki direnç noktası olan 38.2'ye çevirmiş. Yani arkadaşlar 38.2, 5.44 seviyesi. Bugün 5.44 seviyesinin zorlandığını gördüm. Yani 5.48 seviyesine kadar bir yükselişin yaşandığını, bu direncin aşılmak için bir çaba gösterildiğine tanık olduk. Ancak bu direnç aşılamayarak 5.31 seviyesinden bir kapanış yaşandı. Şimdi arkadaşlar henüz 5.44 direncinin aşağısındayız. Bu direncin aşılabilmesi ve destek yapılabilmesi durumunda bir sonraki hedefimizi, Fibonacci çizimimiz zaten bir sonraki merdiven basamağı olarak bize söylüyor. %23.6, yani 5.82 seviyesi olduğunu ifade ediyor. 5.82 seviyesine kadar bir yükseliş, eğer ki 5.44 seviyesi bir destek olur, net bir destek olur ve aşağısına gelinmezse Petkim'in bir sonraki hedefi olarak değerlendirilebilir, hesap edilebilir. Buranın da aşılması durumunda, yalnız bakınız burada bir kez bu bölgeye yaklaşımda zorlanmış ve bu zorlanmanın ardından 4-5 seviyesinin aşağısına kadar bir geri çekilme yaşanmış durumda. Ne dedik? Petrol fiyatlarını yakından takip etmeliyiz. Eğer petrol fiyatları destekliyorsa, petrol fiyatlarındaki gelişmeler destekliyorsa Petkim'in önündeki dirençleri aşması biraz daha kolay olabilecektir. Şimdi arkadaşlar burada hemen dedim ki iki farklı çizim gerçekleştirebilirim. Bunu ben son günlerdeki veya son birkaç aylık süre içerisindeki durumu dikkate alarak çizmiştim. Şimdi de arkadaşlar şuradaki tarihi zirveyle buradaki dip arasındaki noktaları referans alarak bir çizim yapayım. Burada arkadaşlar yine otomatik Fibo diyorum. Burada da yaklaşık 50-60 bar civarında bir mesafe var. Bunu 60 olarak değiştiriyorum buradaki rakamı. Evet arkadaşlar 60 olarak değiştirdik ve şimdi okey diyorum. Evet, yine en dip ve en tepe noktayı yakalayabildim. İstediğim noktaları tespit edebildim. Şimdi arkadaşlar burada da görmüş olduğum tablo çok da farklı bir tablo değil. Sadece Fibonacci destek ve direnç noktaları arasında biraz değişiklikler söz konusu olmuş. Şimdi burayı incelediğim zaman arkadaşlar %38.2 5.18 seviyesi. Demek ki Petkim için 5-5.20 aralığı çok önemli ve dikkat ederseniz şu 5.18 seviyesinde çok fazla salınımlar olmuş. Yani üzerine çıkmış, ardından tekrar aşağı inmiş. Dolayısıyla bu seviyesi önemli bir direnç. Bu herhangi bir direnç bölgesinde, herhangi bir Fibonacci hattında ne kadar çok salınım oluyorsa, onun etrafında ne kadar çok gezinme olup da oradan uzaklaşmak o ölçüde zorlaşıyorsa, oranın önemli bir destek veya direnç olduğu kanaati ön plana çıkmalı. Dolayısıyla şu anki duruma baktığım zaman az önce 5.44 seviyesinin üzerine çıkamadığını, yani çıkıp da kalamadığını tespit ettim ama daha geniş bir açıyla, geniş açı eşittir biraz daha orta vade anlamındadır arkadaşlar. Bir grafiğe ne kadar kısa vadeli bakarsanız, ne kadar 3-5 gün, 10 gün gibi bir süreyi dikkate alarak bakarsanız, son 10 günkü fiyat hareketlerinden bir ipucu yakalamaya çalışırsınız. Ama pek doğaldır ki daha uzun bir vadenin geneline yayılmış olan yatırımcı hareketleri daha kalıcı, daha anlamlı ifadeler, sonuçlar yaratabilecektir. Biz burada çok daha geniş bir pencereden bakıyoruz. Ocak ayının başından itibaren daha geniş bir pencereden bakıyoruz. Ve bu pencereye göre arkadaşlar %38.2'ye denk gelen 5.18 seviyesi
önemli bir destek ve direnç özelliğindeymiş ve şu an bunun üzerinde bulunuyoruz. 5-12 seviyesi bir stop loss, bir kısa vadeli, kısa orta vadeli bir destek noktası olarak kabul edilmek şartıyla Petkim'in %50 seviyesi, %50 direnç noktası olan 5.60'a kadar hareketliliğini devam ettirebileceğini ve burayı da aşabilmesi durumunda ise %61.8'e denk gelen 6 seviyesine doğru bu hareketin devam etme olasılığının var olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar, bu noktada akla şöyle bir soru gelmekte. Acaba %50 noktasına denk gelen 5.60 seviyesi aşıldıktan sonra 6 seviyesine kadar gider mi? Bunun gidip gitmeyeceğini önceden söylemek, önceden bilmek mümkün değil arkadaşlar. Dediğim gibi kurumların davranışları ancak grafikleri şekillendirir. Bu sebeple net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şöyle bir yorum yapılabilir. Dikkat ediniz, şu noktadan bu direnç noktamız burada aşılmak istenmiş ancak bu dirence yaklaşırken bir sıkıntı yaşanmış. Tekrardan aynı çaba gözlenmiş, yine bir sıkıntı yaşanmış. Fakat şu bölgelerde, bakınız şurada yaşanan U tipi geri çekilme sonrasında veya U tipi geri çekilmenin yaratmış olduğu sertlikle bütün dirençler çok net olarak, şu bölgedeki dirençler çok net olarak kırıldığı için veya çok hızlı kırıldığı için burada teknik analiz diliyle bir gap, bir boşluk oluşmuştur. Yani fırsat vermeden soluksuz bir düşüş yaşanmıştır. Benzer şekilde bu boşluğun doldurulması gerekiyordu. Bu boşluğun dolması beklenebilirdi. Nitekim şu hareketle bu boşluk doldurulmuş durumda. Ama ardından gelen satışlar dolan boşluğun yeni teknik kriterler, teknik seviyeler oluşmasına neden olmuş. Bu nedenle şuradaki zorlanan hareketliliği dikkate aldığımız zaman 6 seviyesine doğru yaklaşımlar olduğunda şurada oluşan boşluğun şu hareketle doldurulmuş olduğunu dikkate alarak temkinli olunmasında yarar görüyorum arkadaşlar. Benim bakış açım böyle. 6 seviyesine yaklaşımlar Petkim için eğer ki petrol fiyatları veya farklı etkenlere bağlı olarak önemli farklı destekler görüyor, hisseyi force edecek farklı etkenler, yatırımcıları iştahlandıracak farklı etkenler de gündeme geliyorsa tabii ki ne âlâ. Ama 6 seviyesine yaklaşımlarda temkinli ve dikkatli olmak, bu seviyenin hacimli bir şekilde, güçlü bir şekilde aşılması durumunda ise hissenin yönünün tekrar 7-7.5 seviyelerindeki zirvesine doğru olabileceğini. Tabii ki buralarda ara dirençler olacaktır. Bunları pivot verileriyle zaten anlayabileceğinizi size günlerdir ifade ediyorum. Tablo bu arkadaşlar. Şimdi Petkim için bu haftanın önemli değerlerine bakalım. Buna nasıl bakıyorduk arkadaşlar? Pivot seviyelerine bakarak bakıyorduk. Dedim ki Petkim için şuradaki 5.18 önemli bir Fibonacci direnciydi ve bu seviyenin destek olması ve bu seviyenin kısa vade içinde bir stop loss noktası olarak görülebilmesi mümkündür dedim. Nitekim arkadaşlar haftalık pivot seviyemde 5.19 seviyesini ön plana çıkarmış. 5.19 seviyesinin üzerinde kalınır ise hissenin yönünün yukarı eğilimli olabileceği, bu denge noktasının aşağısında olunduğu takdirde ise sırasıyla birinci 5.10, ikinci 4.95 ve ardından üçüncü pivot desteği olan 4.86 seviyesine kadar geri çekilme risk ve ihtimalinin var olduğunu hesaplamış bulunmakta. Şu anki durumumuz nedir arkadaşlar? Petkim son kapanışını 5.31 seviyesinden gerçekleştirdi. Nitekim arkadaşlar Petkim 5.31 seviyesinden gerçekleştirdiği kapanışıyla 5.19'daki pivot seviyesinin üzerinde. Artı 5.34'deki ikinci pivot direncini bugün aşmayı denedi. Hatta ikinci pivot direncini de aşmayı denedi. Ancak başarılı olamadı. Dolayısıyla şu anda 5.19 üzerinde kalabilmesi lazım. Ve 5.34 direncinin üzerinde çıkabildiği takdirde 5.43 ve sonrasında da 5.58 seviyesine yönelik hareketlenmesini bu haftalık grafiğimiz itibariyle söyleyebilmek mümkündür. Ancak %50 seviyesi arkadaşlar neydi? 5.60 seviyesiydi. Şu seviyenin üzerinde yani 5.18-5.19'un üzerinde kaldığımız zaman 5.60 seviyesinde bir Fibonacci direncim bulunuyor. Bu direnci aşılırsa 6 seviyesine doğru hareketlilik olabilir. İşte buradaki 5.60 direncimi de ben şuradaki 5.58 pivot seviyemden de görüp anlayabilmiş durumdayım. Petkim'deki olası hareketleri hızlanacak olursa
biraz daha geniş bir açıyla bakmak gerekebilir. Bu durumda ise aylık pivot seviyemize dönüyoruz. Aylık pivot seviyem ise bana diyor ki 6.12 ve 6.40 seviyelerine kadar bir yükseliş ihtimali, 5.24 üzerinde kalmak koşuluyla, 5.24 destek olmak ve 5.52 6.12 dirençlerini aşmak koşuluyla mümkündür diyor. Zaten biz 6 seviyesinde de bir direnç olduğunu ve bu direncin de önemli ve özellikle dikkat edilmesi gereken bir direnç olduğunu ifade etmiştik. Arkadaşlar, Petkim için yarın ne olabilir sorunuza bir cevap arayalım isterseniz. Petkim 5.31'den kapanmıştı malumunuz üzere. 5.34 Petkim'in yarına yönelik pivot değeridir. 5.34 seviyesi üzerinde, 5.34 biraz önce gördüğünüz üzere haftalık birinci pivot direncimde aynı zamanda. 5.34 seviyesinin aşağısında kalmaya devam ederse Petkim 5.25, 5.22 ve 5.13 seviyesine kadar gerileyebilir. Arkadaşlar, Petkim için 5.20, 5.10 aralığı oldukça önemli. Biraz önce zikrettiğim üzere bu bölgede değişik dirençlerimiz vardı. Bunları aşmıştık. Artık bunların destek olabilmesi lazım. Bu sebepten dolayı 5.34 seviyesinde kalıcı olur ise dikkatli ve temkinli olmakta yarar var. Petrol fiyatları, bir kulağımız petrol fiyatlarında, bir gözümüz petrol fiyatlarında olmalı ve bunun dışında 5.34 üzerinde kalmayı devam ettirebiliyorsak yarın için arkadaşlar, bu bir günlük grafik, 5.37, 5.46 ve 5.49 seviyelerine yaklaşımlarda dikkatli olmak, bu seviyelerin birer pivot direnci olduğunu akılda tutmakta yarar bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, maalesef biraz uzun bir video oldu ama birçok detaya değinmek zorundaydım. Dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, saygılar sunuyorum.